Hepsini emekli Büyükelçi Oğuz Çelikoğlu'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler Sayın Çelikoğlu, iyi bayramlar dileyelim bu vesileyle. Tabii ki Filistin için maalesef çok iyi bir bayram değil. Hemen şunun üzerinden başlamak isterim. Haniye, tabii ki Haniye'nin evlatlarının, çocuklarının öldürülmesi aslında bir deprem etkisi yaratır mı diye ilk etapta düşündüğümüz soru buydu, konu buydu. Çünkü bir yandan aslında bundan çok kısa bir süre önce devrim muhafızlarının öldürülmesi, ardından İran'dan Reisi'den gelen karşılıksız kalmayacak açıklaması. Bütün bunlar ışığında aslında bu iki konu üzerinden düşündüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri'ni ayrı bir başlık olarak sormak isterim. Şu anda Netanyahu'nun dediği gibi Orta Doğu'da dengelerin değişmesi söz konusu olur mu? Yani bir İran tabii İsrail savaşı Orta Doğu'daki bütün dengeleri değiştirebilir. Gazze'de olanlara baktığımız zaman yani Haniye tabii işte ateşkes müzakerelerini etkilemeyeceğini söylüyor. Ama bu gösteriyor ki yani Başbakan Netanyahu yönetimindeki İsrail Gazze'yi ne hale getirdi? İşte zaten üzüntüyle izliyoruz bu şeyleri, yıkımı Gazze'deki. Yani 33 binin üzerinde insan, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere. Bununla çoğu sivil halk, yani çoğu büyük, hemen hemen hepsi sivil halk tabii. Kadın ve çoğu çocuk olmak üzere 33 bin civarında insan öldürdüler. İsrail yani bu tabii gösteriyor Gazze'nin ne hale getirildiğini, yıkıldığı bütün yani açlık çekiyor Gazze. Tabii işte İsrail şeyleri engelliyor, yardım malzemelerini engelliyor. Bütün bunlar gösteriyor ki Gazze ne hale geldi maalesef. Peki. Her ne kadar Haniye ateşkese zarar verecek bir şey yapmayacağını, yani bu talebin devam ettiğini söylemiş olsa da çocuklarının öldürülmesinden sonra biz Hamas kanadından sert bir saldırı İsrail'e bekleyebilir miyiz şu anda? Yani bu şu andaki şey daha çok İran'la korku, yani bir bölgesel bir savaşın çıkması İran'la İsrail arasında, bu daha büyük bir tehlike olarak gözüküyor. Yani fazla bir Hamas'ın şeyi yok maalesef, işte Batı Şeria ve Gazze'de. İsrail tabii işte şeyi devam ettirtiyor. Yani soykırım şeyini şey yapmak, kullanmak istemiyorum ama yani öldürmelerine devam ediyor Filistin sivil halkına. Peki İran kanadını konuşalım isterseniz Sayın Çelikkol. Çünkü savaşın başladığı günden itibaren İran'dan, biz Dışişleri Bakanı'ndan, İran Dışişleri Bakanı'ndan da aslında hep tehditler duyduk İsrail için. İşte en son olay neydi? Suriye'de bulunan konsolosluğun vurulması, devrim muhafızlarının öldürülmesi, aslında acaba o bir fitili ateşler mi diye düşündük. Ama uzmanlar, tabii siz daha iyi yorumlayacaksınız eminim, uzmanlar İsrail'in askeri gücünün olmadığını bu noktada, dolayısıyla işte Hizbullah gibi, Hamas gibi örgütleri kullanarak İsrail'e cevap vereceği yönünde birleşiyorlar. Yine böyle bir hamle mi yapılır, yoksa biz İran'ın direkt dahil olmasından mı bahsediyoruz bu noktada? Yani ben daha çok İran'ın, İsrail'in ülke dışındaki şeylerine bir saldırısından endişe ediyorum. Büyükelçiliklerine, temsilciliklerine yönelik. Çünkü İsrail'in yaptığı da daha çok işte Suriye'deki İran Büyükelçiliğine saldırıydı. Yani bu şekilde bir daha çok cezalandırma, işte karşılık verme şeklinde olabileceğini düşünmek mümkün. Yani direkt bir savaşa girmesindense yine biraz evvel konuştuğumuz konu. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktada İran'la durumunu biliyoruz zaten. ABD-İran gerilimini biliyoruz. Ama bu noktada da Amerika ve İran hiçbir zaman karşı karşıya gelmez. Dolayısıyla işte biraz evvel söylediğim gibi
İran Hamas'ı kullanır, Hizbullah'ı kullanır. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail üzerinden bir yanıt verebilir İran'a şeklinde söylemler vardı. Şunu nasıl değerlendirirsiniz? Biden her ne kadar iç politikaya yönelik biraz daha söylemlerini yumuşatmış olsa da, İsrail'e desteğini biraz daha geri çekmiş olsa da, bu olayın üzerinden baktığımızda İsrail'in sonuna kadar yanındayız dedi. Yani İran tehdidine karşı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dahli olur mu ve İran'la ABD karşı karşıya gelir mi? Öyle sorayım. Yani bakın, Amerika Birleşik Devletleri tabii İsrail'e çok miktarda silah yolluyor. İşte tabii Almanya'nın Nikaragua'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda yatıştığı bir dava henüz görülüyor Almanya için. Ama Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e hala silah göndermeye devam ediyor. İşte biraz önce şeyi konuştuk, yani İsrail Başbakan Netanyahu yönetimindeki İsrail'in Gazze'yi ne hale çevirdiğini. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e hala sivil halka karşı işte öldürücü bazı silahları İsrail'e vermeye devam ediyor. Bu da gösteriyor ki yani İsrail'in arkasında ABD var. Eğer ABD hakikaten iki devletli çözümü istiyorsa, şeyi ateşkesi istiyorsa, İsrail'e mutlaka silah ambargosu uygulamak zorunda. Bunu yapmadığı müddetçe İsrail'in, Başbakan Netanyahu'nun yönetimindeki İsrail'in durma şeyi yok gibi gözüküyor. Çünkü ateşkes de gerçekleşmiyor işte ve maalesef yani İsrail'e desteği Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı ülkelerinin, işte İngiltere gibi, Almanya gibi Batı ülkelerinin devam ediyor. Yani dediğimiz gibi sadece Biden'ın açıklamaları aslında belki de iç politika yönelik söylemler olarak kendi milletini dizayn etmek anlamında seçime giderken havada kalan söylemler baktığımızda. Zaten biraz evvel siz de söylediniz. Buyurun, buyurun devam edin lütfen. Çünkü yani silah vermeye devam ediyor. Bu silahları da İsrail işte Gazze'de bombardıman için kullanıyor. Batı Şeria'yı yok şey yapmak için kullanıyor. Hayır, Amerika Birleşik Devletleri hakikaten iki devletli çözümü istiyorsa, ateşkesi istiyorsa mutlaka İsrail'e karşı tedbir almak durumunda. Bunları yapmaktan kaçınıyor. Amerika Birleşik Devletleri de, İngiltere'de, Fransa'da, şeyde, yani Batı'nın önde gelen ülkeleri, Almanya'da dahil olmak üzere bundan kaçınılıyorlar. Bu da İsrail'i cesaretlendiriyor. Hem İran konusunda cesaretlendiriyor, hem yani Filistinler konusunda, işte Filistinleri, Gazze'yi yıkıyor. İnsani yardımı engelliyor. Bütün bunlar gösteriyor ki eğer hakikaten ABD ateşkesi istiyorsa mutlaka İsrail'e karşı tedbir almak durumunda.